Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. O kadar cevabı var ki çok ilginç. Tuzla'da yapılan bir itiraz vardı cemaat içinde. Yeri de söylüyorum ki cevap gitsin. Fakat işlenen konu bu olmadığı için arada söylenilen bir söze itirazdı. Dersin kendisine değil, söylenilen söze itirazdı. Fakat malum siz de biliyorsunuz bu işi. Dersin ortasında başka dersler de kullanılıyor. Yani bir derste başka derste kullanılıyor. Yani malzemeler kullanılıyor. O malzemelere ait bir şey, itiraz, ona cevap vereyim dersen ana konudan çıkarsın, ona vermeyeceksiniz. Onu daha sonra, dersten sonra soru sorma hakkı var ama soru sorarken dikkat etmesi lazım. Umumu hukuka zarar vermemesi lazım soru. Yani soru soranlara bakarsınız. Bir, öğrenmek için soruyor. Soru sorma edasıyla konuşmak istiyor. Soru sorarken cemaate ve kişilere soru şüphe takıyor. Kafalarını yapıyor. Soru sorma edasıyla mevzuyu ve dersi yapanı aşağılıyor. Soru sormayla suç işlettiriyor, coşturup mesela. Soru sorma edasıyla makas koyup raydan çıkarıyor, başka bir yöne götürüyor. Bunu anlamak lazım. Daha çok soruyu şimdi yani şey için soruluyor. İbrahim şöyle yapalım, seni de göreyim. Tamam abim. Daha çok niçin soruluyor? Maalesef Türkiye'de, yani dünyada şöyle, hele hasreten Türkiye merkez olduğu için her şey merkezidir. İttihad İslam da merkezi, dini hizmetlerin de merkezidir. Dini hizmetlerde merkez ve mücedidlik de burada, nurculuk. Bütün oyunlar Türkiye üzerine oynanıyor. Risale-i Cemaatinin içerisinde şöyle yaparlar, yapıyorlar. Mukaddes şeylere hürmeti kırmak, mukaddes şeyleri anlatan, ona hizmet edenlerin kutsiyetlerini kırmak edasıyla takındıkları tavır ve ortaya koydukları soru sorma edasıyla saygısız ve edepsizce davranışları var. Ona ait iki tane misal vereceğim, buna geçeceğim. Bu bir derste bitmez herhalde. Mesela yeni moda çıktığı zaman Türkiye'ye uygularken şöyle yapıyorlar. Çünkü çok zordur o modayı. Ne kadar ne olsa kanı bozuk değil o kadar. Bu nasıl uygulayacak? Çıplaklar gibi. Mesela 10 tane 20 tane manken seçerler ücretle. Bunların işi şu. Kadıköy'den Mecidiyeköy'e dolmuşlar. Akşama gidip gelecek. O otobüste biniyor. Ta ki göz alışsın, millet ona baksın. Zeytinburnu'ndan Taksim'e gidecek. Tamam mı? İstinye'den Taksim, Eyüp vesaire. Yani otobüste bunlar birkaç gün, bir 15-20 gün kiralık bunlar. O elbiseyle otobüste girerek halkın gözünü alıştırmaya çalışıyorlar. Halk bunu göre göre biraz alışıyor. Tabii ki maymun tipliler var, hemen taklit edenler var. Hemen pat diye onlar tuzağa girip onlar da taklit ediyor. Bu sefer meccanen bedava bunlar hemen uyguluyorlar. Böyle şeyleri var yani. Türkiye'de de böyle şey de var. Bunun maneviyatını da yapanlar var. Zahirde Kur'an Müslümanları deyip hadisi, peygamber düşmanlıklarını hadise düşmanlıkla ifade ederler ama ahmak oldukları için bizimkilerden anlamıyorlar. Yani İmam Azamlar, İmam-ı Şafiler, Ahmet bin Hanbeler, İmam-ı Malikler, Bediüzzamanlar, Mevlana Halid-i Bağdadiler, Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler. Yani 1400 seneden beri bu kadar evliya, kutuplar, kutbul azamlar, müceditler, müfessirler, muhaddisler, müfessirinler. Yani o kadar inceleşmiş ki mana, Kur'an'ı nasıl okuyacağımız diye imam var.
imam var. Kıraat imamımız kimdir? İmamı? Kıraat imamımız kim? İmam Asım'ı. İtikat imamımız? Maturidi. Evet. İki tane değil mi? Amel'de imamımız? İmam-ı Azam veya İmam-ı Şafii Hazretleri. Yani daha çok Türkiye'de. Yani bu neyi gösteriyor? Niye İmam-ı Azam hepsini yapsın? Olmaz. Mesela Kur'an meali gidecek. O zaman müfessir niye çıktı? Madem Kur'an. Deccal ilk önce bunu attı. Kur'an mealini okuyun ta ki ne mal olduğu ortaya çıksın. Yani Kur'an'da bir şey yanlışlık mı var ki gizlemeye çalışıyorsun Hasan? Hayır. Müteşabi ayetler var. Yani kendisi söylüyor. Bir kısım ayetlerimiz müteşabihat. Müteşabihtir. Ne demek? Benzetme yapılmıştır. Ama sonra diyor ki bak diyor sizin anladığınız gibi değil. Bu müteşabihtir. Benzetmedir. Ta ki aslına doğru düşünme yolu açıyor. Mesela yedullah Allah'ın eli. Veçullah Allah'ın yüzü. Rahman alel arşi steva gibi ayetler. Müteşabi ayetlerdir. Ama Allah oturdu. İşte Vehhabiler ne yapıyor? Meal neyse, zahir neyse mana odur. Oysa meali şudur. Cesettir. Göz, kulak, burun, cilt no, sayfa no. Yani nüfus kağıdı benim. Manası ise benim ruhum. Ne alakası var? Benim nüfus kağıdımı sokakta birisi bulsa böyle bir adam var. Ama ruhsal yapımı, meyillerimi, emellerimi, ideal isteklerimi vesaire bilemezler. Onun için Deccal bunu bildikleri için çok ısrar ederler meala. Kur'an Müslümanları ısrar edenler bunlar hepsi Deccalcıdır. Ve İran'ın Türkiye'ye koyduğu, sunduğu, İran ve Arabistan'ı kurduğu, daha çok İran şu anda gündemde, Vehhabilik tutmadı, şu anda gündemde onu koyuyorlar. Nedir o? Kur'an şeyi. Biliyorsunuz Şialarda iman esası, bizim iman ettiğimiz üç tane esas yoktur. Dolayısıyla dikkat edin televizyonlarda vesairelerde Şia projesi olan kişiler üç iman esasına hücum ederler. Üç tane. Bir, kader inancı yoktur. Şialarda kadere hücum ederler, kader inkar ederler. İki, meleklere inanç yoktur. Üç, kitaplara. Kitaba şüphe uyandırmak için uğraşırlar. Onun için Kur'an meallerini esas yaparlar. Birbirine zahirde çatışıyor gibi gösterirler. Tamam mı? Şüphe uyandırırlar. Bunlar hepsi projedir. Böyle. Peygamberi inkar direkt edemiyorlar insanların gönüllerinden. Hadisine hücum ederler. Hadis. Yani ayağını kaldırır çok rahat bir ayet inkar etmek, hadis inkar etmenin aynısıdır. Hadis inkar etmek ayet. Hiç böyle dağıtan kafasına yatmıyor. Hadis değil diyor. Oysa hadisi olup olmadığını ulema bilir. Hangi ulema bilir? Muhaddisun. Niye? Ömrünü buna vermiş. Ben mesela bir kelime söyleyin bana mesela. Bir kelime söyleyin. 6000 sayfalık Risale-i Nur külliyatında böyle bir kelime var mı, cümle var mı söylerim Allah'ın izniyle. %90'ı. İşim bu benim. İşim bu. Mevzu söyleyin, bu mevzu işleniyor mu işleniyor? Bilirim yani. Ha, niçin söyledim bunu? Muhaddisler de böyledir. Hadis dünyasına böyledir. Alim-i manada da Resulullah ile devamlı görüşürler. Abi şeyde bu hadis şeylerine, bu Şialarının hepsini bilmiyorum da çoğu en son yani en kötü ihtimal Hazreti Ali radıyallahu anh'a dayanan hadisleri kabul ediyorlarmış galiba. Veyahut da masumlara yani ümmetlerden. Evet. Reddediyor. Reddediyor. Çünkü konumuz o değil. Onlarda iman esasının bu iki tane, üç tanesi yok. Onun yerine kayıp imama iman etmek. Ondan sonra bir de takkiye iman esaslarındandır. İman esasındandır. Olduğun gibi gözükmeyeceksin. Olduğun gibi gözükmeyeceksin, tamam mı? 300 şey de söylüyor. Onu topladım. Yani ne kadar tehlikeli olduklarını anlıyor musunuz? Olduğunuz gibi gözükmemek iman esasındandır. Oysa Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan değil mi? Olduğun gibi, inandığın gibi değilsen
O zaman yaşadığın gibi inanırsın. Yani insan takiye yapa yapa aynı öyle olur. Eğer insanın iman ettiğiyle yaşantısı ne kadar uygunsa o kadar psikolojisi düzgün olur. Yani takiye demek inandığın gibi gösterme kendini. Hatta Hazreti Ömer'e düşman oldukları gibi, Ebu Bekir'e düşman oldukları gibi korkunç düşmandırlar ikisine. Çocuklarına Ebu Bekir koyarlar, Ömer koyarlar. Türkiye'deki projelere. Niçin? Çünkü böyle yuttururlar. Hatta ben o kadar severim ki ne şiası ya, çocuğumun oğlum bir ismi Ömer'dir der. Doğrudur. Onlar da tevhid, adalet, nübüvvet var, meat yani tahrif edilmiş ahiret inancı var. Onlara göre 6666 tane ayet değil 17000 ayettir. Onların kitapları 4'tür. Ondan sonra imamet, seçilmiş günahsız imamlara iman etmek. Seçilmiş Ayetullah Hameneyi mesela. Allah'ın görüntüsüdür. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Günahsızdır ve masumdur. Ne diyorsa Allah diyordur. Onun için haşir meydanında hesapları imamlar görecektir. Şiaların günahlarını görmeyecektir. Şialar Müslüman, ehl-i sünneti kafir görürler. Ricat var mesela. İman esasından bir tane. 12 kayıp imam. Ricat, bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar dönmesi. Sonra takkiye dedik. İşte bunlardan, işte bunu yapmak için, uygulayabilmesi için Türkiye'de cemaatlere girerler. Cemaatin içerisinde, Ahmet Mehmet'i değil, cemaatin içerisinde saygın görmüş veya sohbet yapan, yani onunla cemaati bulandırabilecek kişileri seçerler. Böyle senelerden beri sinsice uğraşırlar, sabırla uğraşırlar. Nasıl yaparlar? İnsanların böyle dedektör var ya, şeyden, havalimanından geçerken bomba var mı, demir var mı, silah var mı? Böyle X cihazı böyle dın 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 çalar ya. Aynı bunun gibi dedektörle çalarlar. Yani seçerlerken şeylerini, adamlarını, kimin ne zaafı var? Unutmayın. Dostunuzu tahrip etmek istiyorsanız onun içlerinden bir tanesini kendinize dost yapın. Düşmanınızı tahrip etmenin yolu düşmanınızın zaaflarını bilmektir. Düşmanınızın zaafını bilmezseniz onu mağlup edemezsiniz. Öldürürsünüz ama devam eder. Dolayısıyla zaafları nedir? Zaaf. Onu şey yaparlar. Şimdi bizim Türkiye'deki zaaflar nedir? Cehalettir. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için oyuna çok geliyorlar. Ve cemaat içinde böyle saygısızca, edepsizce manaya hücum ederler. Ya atıyorsun be kardeşim ya, öyle bir şey yok ya. Böyle saygısız yani. Veya konu değil, hassas noktalara temas ederler ve içtihadi mevzuları televizyonlarda kaşırlar. Yani %90 dinin esasatıdır, %10 içtihadi dediler Risale'de. İçtihadi mevzuları, hep içtihadi mevzuları kaşırlar böyle. Çünkü niyetleri iyi değil ki faydalı olayım diye. Namaz kılmak lazım diye meşgul olmazlar. Namaz kılmamanın bedeli ne olduğunu bahsetmezler. Onlardan bir tanesi, itirazlarından bir tanesi. Gerçi onların itirazlarına hep cevap vereceğiz. Vermeyeceğiz. Ama bir derece cemaate mal olmuş ve biraz da önemsediğim için cevap vermek istiyorum. Şu, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahs-ı manevisini bilmiyorlar. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şahs-ı manevisini yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? 571'de doğmuş. Peygamber anlayışı şialarda öyledir. 571. Ne demek 571? Peygamberimiz doğumu. Kainatın çekirdeğidir diyorlar. Kainatın çekirdeğiymiş. Daha 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Bak peygamber anlayışına bak. Şuraya bak. Diyor, yani 571'de doğdu diyor. Siz güldünüz. Ama televizyon ekranda herkes öyle değil işte. Hakikaten ya diyor.
571'de doğdu diyor. Ondan önceki dünya kainat vardı diyor. Nasıl onun nurunda yaratıldı diyor. İşte. Anladın mı? Yani bir de son şeyim. Bunu böyle yapanı görüyor, tamam mı? Dershanede kalan veya o dershaneye hizmet eden, içtimaiyata bulunan bu adamları görüyor. İşlerinde belki de yer yer zaman zaman ona ders veriyorlar. O ders ortasında dersi sabote eden adama ders veriyorlar. Umumu hukuka tecavüz ediyorlar ve musama ediyorlar buna. Buna musama etmeleri amali talihtir, cinayettir. Mutekelim hakkı. Hemen dışarı atacaksın. Hizmetin selameti ve şahsımanı koruması için. Hemen. Acilen. Usta yapıyor. Peki. O şahs-ı maneviyle alakalı yer okuyorum. Melekler hakkında. Melekler hakkında. Tamam mı? Şahs-ı manevi, yani şu şöyle bir itiraz vardı. Biz dedik ki melekler insanların kusurlarına istiğfar ederler. Tövbe ederler insan adına. Adam diyor ki tövbe, günah yapmadı ki tövbe etsin diyor. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti maneviyesi, yani 571'de doğdu zannediliyor. Tabi anlamadım. Şahsiyeti maneviyesinden başka hiçbir şey yoktur. Bir diyor bir kainat ağaç kabul edilirse çekirdek nur-u Muhammedidir. Ağaç zahirisi maddi hayat-ı Muhammediyedir. Ağacın batını tarafı manevi hayat-ı Muhammediyedir. Meyvesi ise Risale-i Ahmediyedir. Ağacın zahirisi ve batınısı ise şahsiyet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Bu ağacın bu sistemin dışında başka yok. O zaman bizim amellerimiz hep bu sistemin içindedir. Sistemin içinde doğru ve yanlış orada düzeltiliyor. Nasıl düzeltiyor? Örnek verecek. İki tane ben hemen örnek vereyim. Ağacın köküne pislik koyuyorsunuz. Ağacın köküne pislik koyarken pistir ama ağaç onu ayırıyor. Temizliyor yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir ağaç gibidir. İnsanların yanlış amelleri de Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyet-i manevisine düzeltilerek giriyor. Çünkü melekler istiğfar ediyor. Başka örnek vereyim. Vücuda giren zararlı maddeler vücutta ifna ediliyor. Yani yok ediliyor, değiştiriliyor. Başka örnek vereceğim. Ondan sonra gireceğim. Yani örnek çok. Ben bir örnek de verdim ama şaşıracaksınız zaten. Namazda kıraatı bilmeyen hiç. Yeni müftedi, yeni Müslüman olmuş. Hiçbir şey bilmiyor. Ne yapacak bu? Öğrenene kadar hiç cemaati bırakmayacak. Çünkü cemaata Allahu Ekber dedi mi tamam, hiçbir şey demesine gerek yok. Oysa namazda namaz kılacak kadar Fatiha veya Zamm-ı Sure bilmek farzdır. Ama cemaate dahil oldu mu Fatiha okumak vaciptir, Zamm-ı Sure okumak vesaire vacip. Yani o cemaatin arkasında olan, yani safta olanın okuması farz olmadığı için bu kusuru kusurluktan çıkıyor. Nasıl oluyor, nasıl temizleniyor? Cemaate dahil olmanın güzelliği işte. O cemaate kabul olmuş gibi. Yoksa namaza durdun evde. Hiçbir şey bilmiyorsun. Fatiha bilmiyorsun. Nasıl yapacaksın? Ancak şöyle yapılabilir tek başınaysan. İmam-ı Şafii'ye göre besmele ayettir. Besmele ayettir. Üç tane ayet veya üç ayet büyüklüğünde bir uzun ayet okumak kıraat yetiyor. O zaman nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Oluyor. Yani cemaate dahil olanın namaza olan eksikliğini cemaat tamamlıyor. Ama bunlar olur mu ya diyor. Bak cemaat tamamlıyor. Hiç kıraatı bilmiyorsun. Allah yok. İki yatsı namazı dedik. Uydum hazır olanıyım ama. Allahu Ekber dedin. Daha bir şey var mı? Yok. Hiç yaptıklarını yap. Allahu Ekber. Allahu Ekber de. Demek ki iyi. Hiçbir şey deme. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tamam, namaz oldu. Ama kıraat farzdı. Buna farz değil işte.
Farz düştü. Gördün mü? Senin kusurun cemaate dahil olunca nasıl temizleniyor? Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam da imam, tek imamdır. Bakma şey. 14 tane saf var. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. İmam tek. Bütün peygamber, hatta beşerin ta teki, istersen oradan okuyayım. Yazdım hiç üşenmeden. Bazılar diyor defterine, yazıyorum işte kardeş. Ustad yazın diyor. Okumak, yazmak, dinlemekle diyor. Bak, sözler 235. Bu misalimle oradan çıkarttım. Evet, o Burhan'ın şansı manevisine bak. 571'de doğduğuna bakma. Satı az bir mescit. Dünya var ya dünya. Mescit. Mekke bir mihrap. Mihrap ne demek? Ne? Namaz kılınan yer. Medine bir minber. Vaaz edilen, sohbet edilen, ayetlerin anlatıldığı yer. O Burhan-ı Bahar olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bak. 571'de doldursa bunu nasıl kafa alacak bu adamın? O Burhan-ı Bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam. Bütün ehli imana. Ehli imana. Bütün iman edenlere imam. Ehli iman. Şu anda bize imam mıdır? Yok canım, şimdi yatsı yıkılacağız. Akşam kimdi bizde imam? Sendin ama yani... Şu Hazreti Muhammed olacaktı diyor. Sen Serzakir şeysin. Münadi mi diyorlar? Bunu arkada hoparlı olmadığı zaman imam şey diyor ya. Yani Allahu Ekber. Arkadan da Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Hatta abi bugün Kabe TV var ya, baktım da ikindi namazında senin dediğin oldu. İmamın sesi çıkmadı, o öbürünün sesi operlerden geldi. Ya. Şaşırdım ya, imam yok mu acaba? İmam yoksa nasıl namaz kılacak? Bak, şimdi 14 tane saf var, tamam mı? Peygamberimiz imam. 14 asır. Birinci peygamberimiz de bizim 14, 1400 sene. Her bir safta bir münadi, yani nakledici var. Asın imamı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imam. Mekke mihrap, Medine minber, imam tek. Bunlara imam deniliyor. Yani imamı görmediği için en arkada, arkadaki kimi görüyor? Saftakini görüyor. Saftaki imamdır işte. O 14 saf öncekisini görüyor mu? Görmüyor. O zaman onun için imam budur. Ama bunun için de odur, onun için de odur işte. Aslında imam o. Onun için camide imam. İmam azam diyoruz. Aslında imam, imamların kralı, tövbe yani de biraz böyle beşeriyetimi karıştırayım böyle. Böyle şey odur. 14 tane imam. O diyor ki Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Diyor. Arkadaki. Çünkü duymaz o. Bu duyuyor. Duyuruyor. Duyana göre duyurulan imamdır. O imam da ona tabi. O imam da ona tabi. Aslında 14. saftaki peygamberimizi duymuyor. 13'ü duyuyor. 13-12 duyuyor. Onun da imamı o yani. Ama o zaman bizim kıldığımız namaz hangi vakti namazı? Çok korkunç bir soru sordun ama buna girmeyeceğim. Sana bir tane söyleyeyim. Namaz tektir kardeş. Bir tane namaz kılacak. Doğdun, öldün, bütün namaz tektir. Vakitlere bölünmüştür o. Cemi tektir. Yoksa ondan önceki imamlar nerede? Evet, nerede? Bak, Medine bir mihrap. Bunu sormuyor tabii. Bu soran kardeşimiz. Ya Medine mihrap olur mu ya? Bizim camide de mihrap var. Ya tabii. Bak, nasıl onun şahsiyeti maneviyesine? Bak, Barla 270'te o Peygamberimiz Aleyhisselam, senin yaptığın günahlar var ya, günahlar senin. İbrahim şunu. Peygamberimiz orada üzülüyor. Ne alakası var ya senin? Senin yaptığın bir iyilik var ya şu andaki ders. Ondan memnun oluyor. Hayır. Bunu da dersin ortasında bu aldatılmış, onların oyununa videosunu seyretmiş. Sizin dininizi çalıyorlar, secdenizi çalıyorlar, sadakatınızı çalıyorlar, sizin teslimiyetinizi çalıyorlar. Oyununa gelen saf trik benim kardeşim. Var işte.
Sübhane her selavatı işitiyor Resul-i Ekrem. Ödüyor. Yani bizim şimdi bir selavat getirdiler, Resul-i Ekrem onu işitiyor. Ama olmaz. Öyle diyor. Ne işitmesi diyor. Bu kadar kişi diyor, söyledi. Almanya'dakini nasıl işitti Medine'de? Ölmüş peygamberimiz. Sen hiç bilmiyor musun peygamberimiz Medine'de yatıyor? Ölmüş insan nasıl işitir? İşitir, Allah işitir. Ya. Ama bizim saf trik burada bulunan, yer yerde bazen ders yaptırılıyor. Onu da bozmuşlar. Onu da zehirlemişler. Şahs-ı manevi nedir bilmiyor ki. Cesedi anlıyor. Ruh anlamıyor. Bu ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası, elbisesi değil. Kelamdan kasıt bedendir. Manadan kasıt ruhtur. Kelam şekildir. Yazı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ses benzedi mi buna? Bunun karşılığı budur. Kim der? Bak. Medine bir minber. O Burhan-ı Bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam. Bütün. Nerede bütün? Bana nasıl imam oldu? Sen oldun işte akşam namazına. Bana imam oldu. Bütün insanlara hatip. Ben konuşuyorum şimdi. O konuşuyormuş. Bütün NBA'ya reis. Daha acayip şimdi gitti. Hani bu tarafta konu. Bütün NBA'ya, Adem Aleyhisselam da dahil, 124 bin peygamberi reis. Adem Aleyhisselam da zamanda yaşıyor muydu? Yok. Nuh Aleyhisselam da yaşıyor muydu? Yok. Nasıl reis oldu? Ha işte. Hakikaten. Ruhun yolu yaşıyordu. Ya. Bütün evliyaya seyit. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka zikrin serzakir. Allah ile tarikatta. Hay, hay, hay. Kelani'de var ya. Hay, hay. Böyle halka halka halka. Ortada kim var? Serzakir var. Ha. Evliya ve enbiya. Hay, hay, hay yaparken ortada peygamberimiz. Ama nerede ya? Ya kardeşim. Cesedi yaşayan kardeşim. Ruhtan haberi olmayan kardeşim. Lafza ihtimam edip manayı bilmeyen kardeşim. Nüfus kağıdıyla beni tanımaya çalışan kardeşim. Ya. Oduna zahire bakıyorsun. Oysa duman ve nur var. Ne yapacaksın seninle kardeşim? Ne zaman zahirden çıkacaksın artık? Ne zaman alet olmaktan kurtulacaksın? Ne zaman yani eşek olmaktan kurtulacaksın? Semer vuran eşek olursan semer vuran çok olur. Bunu büyüklerin sözüdür. Kur'an-ı Kerim'de var ya. Değil mi? Kitap döktüm erkebe benzetiyor. Ama kitap yüklendiğini bilmiyor. Yük bilir. Ama gene devam ediyor. Seslenen en fenası eşek sesidir diyor. O yüklensen yetmiyor. Senin konuşma seslerin en kötüsüdür. O sabota ettiğin o dersin, o soru sorman en rezil vaziyetindir. Çünkü seslerin en fenası eşek sesidir. Kimdir o eşek? Yüklendiği kitabı bilmiyor. Taşıdığı manayı, temsil ettiği cemaati, mensup olduğu şahs-ı maneviyi bilmeyen, kitap yüklü merkebe benzetiyor. Kardeş ben size uyaracağım ki siz de bunları bileceksiniz. Benim işim bu yani. Bütün evliyaya seyit, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka zikrin serzakiri ortada. Bütün enbiya hayatlar kökleri. Bütün enbiya peygamberler, peygamberimizin o kök çekirdek düşün. Nur-u Muhammed'i çekirdektir. Ağaç. Bunun kökleri var. O kökler sağdan soldan damardan su alıyor ya, element alıyor. Peygamberlermiş o damarlar. Bu çekirdek, o çekirdekten çıkan var ya böyle damarlar. Bunu. Onlar kimmiş? Peygamberlermiş. Bak bütün enbiya hayatlar kökleri. Tabii anlamaz şimdi bu. Bütün yani neyi çiziyor? Neyin etrafını çiziyor? Bunun dışında bir hayat yok ki, zikir yok ki, ibadet yok ki. Ağacın dışında ağaçtan, çekirdeğin dışında ağacın dışında bana ağaçta bir şey göster. Sonra bütün evliya taravetler semereleri. Bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden
bütün enbiya ve kerametten itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. E ne oluyor sonra? Bütün sağ ve sol. Yani ne demek sağ sol? Mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirleri. Bütün hepsi zikredenler kim varsa. Aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadak de ve bilhakkı natak de derler. Doğru söyledi. Doğru söylüyorsun. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir muddaya parmak kaçtırsın? Yani tamam. Şimdi bunun dışında bir hayat gördük mü? Mazi Mustafa, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar şahs-ı manevisi. E senin yaptığın amel bunun, bu şahs-ı manevinin dışında gözükebilir mi? Bak onu diyecek şimdi bak. Barla 270. Sual. Salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salatla beraber selamı zikretmesi esir nedir? Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diye devam ediyor ya. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin. Selamin. Bak, tamam. Salavatla selam zikredilmesi niçindir diyor. Şimdi bir şey göstereceğim. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a salavat getirmek, salavat getirmek, selam değil. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin. Salavat getirmek tek başına bir tarik hakikattır. Salavat. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde, nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Niye? Nihayetsiz, bak ne kadar garip. Nihayetsiz derecede rahmete mazhar olduğu halde, rahmete mazhar. Ama nihayetsiz rahmete mazhar. E tamam da nihayetsiz salavata niçin ihtiyaç var? Niçin Müslüman insanlar salavat getiriyorlar? Nihayetsiz rahmete mazhar zaten. Niçin salavat getiriyorsun sen? Niçin ihtiyacı var onun? Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar. Senin yanlışlarınla da alakadar. Günahlarınla da alakadar. Namazınla da alakadar. Doğrularınla da alakadar. Yanlışlarınla da alakadar. Ailevi geçimsizliğinle alakadar. Allah'a karşı imanınla alakadar. Cehennemdeki durumunla alakadar. Cennete gideceğin kadar alakadar. Bütün, bütünün dışında bir şey var mı? Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar, saadetleriyle nasibe dardır. Ona gidiyor. Saadetlerin ve elemlerin hep haberdar. Nihayetsiz istikbalde, yani her bir ümmetinin ferdi bizler, ahiret nedir? Nihayetsizdir. Sonsuzdur. Ha, nihayetsiz istikbal, nihayetsiz istikbalde, ebedül abadda, nihayetsiz ahvale maruz ümmetin, yani sonsuz bir hayatta ümit, sonsuz bir alemde sonsuz amellere muhatap olacağız. Sonsuz. Cennette de cehennemde de. Sonsuz yani. Haddi hududu beyin, bu ahvale maruz olacağız olan bir ümmetiz. Bu peygamber ise bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiş. Yani bizim nihayetsiz, yani bütün saadetleriyle alakamız, bütün her şeyimizle alakadar, bütün böyle bizim sonsuz saadetimizle alakadar olduğundan dolayı biz ona nihayetsiz, elimizden geldiği kadar salavat getiriyoruz ki alakası, irtibatı kuvvetli olsun. Aslında o bir aynadır, ona getirilen salavat kendimizedir, bağ oluşturuyoruz. Aynedir bu alem, her şey hak ile kayın, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirattır. Ayna değildir peygamberimiz. Ayna bakarsın seni gösterir. Mirat ise seni inşa eder. Toprak mirattır. Çekirdeği mirattır. Çekirdeği ağaç yapar. Peygamberimiz Aleyhisselam da böyle toprak gibidir. Sahip de toprak olmalıdır.
Yani ona talebi olan, salavat getirenleri ağaç yapıyor. Şimdi çıkıyor bir tanesi dese ki, nasıl ağaç oluyor kardeşim ya, olur mu ya, armut mudur, şeftali midir? Yok, gürgendir. Kızıl ağaçtır senin. Tamam. Demek ki bütün saadetleriyle bizim saadetlerimize alakadarlığından bizim. Ha o zaman diyor ki, ey Ahmet Mehmet, senin bütün dertlerine alakadarım. Bütün sıkıntın, sevincine alakadarım. Nihayetsiz ahvale maruz olacaksan o zaman nihayetsiz bana salavat getir. Sen, o sensin yani. Ona getiriliyor gibi gözükürken sana oluşturuluyor. Sen inşa oluyorsun. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem abd hem Resul olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister. Yani peygamberimiz hem kuldur hem Resul'dur. Allah canibindeki yöne Resul biliyorsunuz. Beşeriyet Allah canibi tarafına da abd'tır. Yani bu tarafıyla ubudiyet cihetiyle salat ister. Yani beşeriyeti var ya şuradan. Beşer olması, baba olması, çocuk olması, evlat olması, yani namaz kılması, oruç tutması itibariyle bizden salat ister, salat. Risalet cihetiyle selam ister. Mesela, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima diye diyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam, salam demeyeyim. Salat ise, salat, tebriktir. Bak yazmış, tebrik. Tezkiye, dua, istiğfar, rahmet. Bütün hasenata filiste ve örnektir. Kul ile Allah arasındaki yüksek bir nispet ve ülvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Salat. Salat okudu. Peygamber aleyhisselam, elfu elfin salatin. Ne demek? Ya Resulallah, peygamberliğini tebrik ediyorum. Peygamberliğine dua ediyorum. Tamam. Senin adına dualar ediyoruz, istiğfar ediyoruz, salavatlar getiriyoruz. Bütün hasenatına firiste, yani salavat getirince onun ameline ortak oluyorsun. Hissedar oluyorsun. Şahs manevisine giriyorsun. Demek ki ubudiyet cihetiyle salat ister, risalet cihetiyle selam ister. Yani Allah ile peygamber bu bize Allah ile ümmete bağ noktasında o yönüne Resul olma yönüne selam. Beşeriyet yönüne elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Ubudiyet halktan hakka gider. Ubudiyet halktan hakka gider. Cenab-ı Hakk'a gider. Mabudiyet ve rahmet-i mazhar olur. Bunun As-salatu ifade eder bunu. Salat. Risalet hattan halka bir elçiliktir ki selamet ve teslim ve memuriyetini kabul. Selam ne demek? Elfü elfi salatin geçtik. Ve elfü elfi selamin. Selam. Risalet hattan Cenab-ı Hak'tan halka bir elçiliktir ki selam. Bu ne demek? Selamet, teslim, memuriyetini kabul. Vazifesinin icrasını, muvaffakiyetini ister ki Esselamu lafzı onu ifade ediyor. Hem biz Seyyidina lafzıyla tabir ettiğimizden diyoruz ki Ya Rab yanımızda elçiniz ve dergahınızda elçimiz olan Ya Rab bak yanımızda elçiniz ve dergahınızda elçiniz olan reisimize merhamet et ki bize sirayet etsin. Sirayet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve ala alihi ve sahbi ecmain. Makamı Mahmud. İkisinin cemi makamı Mahmud. Ya. Makamı Mahmud. He? Şu anlar 97'de geçiyor. Geçiyor. Şu anlar 97'de geçiyor. Şimdi onlara girmeyeyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi ona getirilen şeyler o bir
kainat ağaç kabul edilirse, nur ağacı biliyorsunuz ahiretteki ağaçtan kökleri yukarıdadır, dallar aşağıda. Nur Muhammed'i çekirdek, meyve Risale-i Ahmediye. Bu ağaç da şahsiyet-i manevisi. Biz de o meyvenin içinde çekirdek deriz, meyveleriz. Ağaçın içinde ceylan ediyor. O zaman bizim bütün amellerle alakadar zaten. Sıkıntılarımızdan, atalarımızdan, kusurlarımızdan, iyiliklerimizden alakadar. Dolayısıyla onlara, ona salavat getirerek o şahsiyet-i manevisine girip o halimiz düzeltiliyor. Onun şahsı manevisinden. Nasıl düzeltiliyor? Anlattım işte. Cemaata eksikliğin dahil olduğun zaman senin eksiğin kıraat farz. Ama kıraatın yok. Git yatsı namazına, ya Rab niyet eyledim yatsı namazının farzını kılmaya. Uydu mazun ondakiyim ama öyle mi? Bu da demek de şart değil, ha, farz değil, sünnettir. Niyeti lisanen söylemek sünnet. El kaldırmak sünnet. Allah demek farz. Ekber demek vacip. Kalbe niyet farzdır. Mesela gitti dahil oldu, hiçbir kıraat yok. Allahu Ekber. Hiç karışmıyor. Bir de şuradan çıktı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Namaz oldu mu? Oldu. Ama Fatiha'yı bilmiyor. Cemaatin şeyi. Hani cemaate dahil olduğun için. Onun da şahsı manevisine girdiğin için senin eksiklikler düzeltiliyor böyle işte. Şey yapılmıyor. Alınmıyor kasa. Peki abi, namazdaki o cemaate katılmakla mesela hatalar, kusurlar gözükmüyor. Yok. Aynı keza mesela diyelim ki bir cemaate dahil olmak, mesela namazda değil de mesela diyelim ki hayatı boyunca bir cemaatin içerisinde bir olmak, o insanın hata ve kusurlarına ne yapar? Cemaatta... Mesela 96 Kastamonu'da geçiyor. Güzel bir soru. Diyor ki Risale-i Nur talebeli ehli necat olacaklar diyor. Çünkü iman hizmetiyle koştururken mantığı odur. İman hizmetiyle koştururken insanların imanı kurtulsun diye imanı kurtuluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben gireli Avrupa'ya, Fransa'dan girdim. Kaç gün oldu? Bugün 20'ye yaklaşacak. Daha ne kadar kalacağım belli değil. Para kazan. Benim babam şu tutkarta geldi para kazanmaya. Ben para kazanmaya gelmedim. Türkiye'de veya sair yerlerde medrese, cami yapıldı, para toplamaya gelmedim. Niye geldi? Dersler yapmaya, insanların merakını uyandırmaya, ülfetini kırmaya, Risale-i Nur mana mertebesini göstermeye, Risale-i Nur'u daha okutturmaya, şeflerini uyandırmaya, değişiklik olmaya. Türkiye'den girdim. Bütün gece gündüzüm koşturuyorum. Bir ders için buradan Hollanda'ya, değil mi? Öyle mi gittik? Evet. Hollanda'ya. Nereden gittik Hollanda'ya? Mannheim'den. Mannheim'den direkt gitmedik mi? Düsseldorf'tan. Ha, Düsseldorf'a gittik. Düsseldorf'tan gittik. Hmm. Ha, şimdi şey planlıyoruz. 400-500 kilometre Berlin. Nasıl yapacağım? Vücudumu deniyorum. Bakayım kaldıracak mı artık? Mesela ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun bunlar? İnsanların imanı kurtulsun diye koşmak sanki benim iyiliğim zannediliyor. Bir adammışım. Hayır. İnsanların imanını kurtarmaya koşarken imanım kurtuluyor. Allah peygamber diyorum. Allah peygamber diyorum. O arabada ne anlatacağım orada? Bir saat sonra dersim var. Bakıyorum Allah peygamber, Allah peygamber, Allah peygamber. Yani iman hizmetini koşarken nur talebeleri imanları kurtuluyor diye anlatıyorum bunu. Yani Allah peygamber anlatacağım konusunu çalışıyor. Ben size gelmeden önce çalıştığımı göstermiyorum. Bak defteri yazdım da arkadaş ya. Buradan bak bunda da var. Bunda da notlar almışım. Ha? Yani bu sefer nur talebeleri niye imanla kabre giriyor? Çok misaller var da. Çünkü imansızlık acayip. Şaplı. Biz iman ceylanındayız. İmansızlığa karşı savaşıyoruz. Niye imanla gidiyor? Her an teyakkuzdayız. Uyanıyoruz. Yani gaflet olmuyor pek. Niye? Allah peygamber, Allah peygamber. Telefonda Allah peygamber. Gidiyorum Allah peygamber. Bunlarla. Bir de bunlarla mı uğraşıyoruz yani? Zındıkla bir de ehli bidayı. Şialla ehli bidayı yani. Bir de içimizdeki böyle saf trikler var aldanmış olan. Uyanması için belki uğraşıyoruz ama uyanır. Uyanmazsa takdir kadar onu da koyacak kenara. Yani şimdi bazılarına böyle geliyor da nasıl imanı mahfuz kalacak nur tabi. İman hizmet ettikleri için kardeşim. Değirmene giden onlanır ya. Motor tamirhanesi çalışan
Üstü yağ kokar arkadaş. Ektarcıya giden koku kokar değil mi? Kahveye giden içler iç, sigara istersen içme. Sigara kokarsın. İman hizmeti hareketinde imanın kurtuluyor da ondan. Niçin söylüyordum? Niçin misal verdim bilmiyorum. Hadi bakalım. Abi herkes bir değil ama. Ha Kastamonu 96. Onu niye söylemiyorsun sorundu. Kastamonu 96 bir dil ile diyor. Bir dili var. Almanya'da bu kadar çıksa çık vesaire. Sizin iman nasıl kurtulacak? Nasıl ehli necat olacaksınız? Onun için açıldı. Orada diyor ki nur talebeleri ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette, iştinab-ı kebay sırrıyla bu şahs-ı maneviye giriyor. Evet günaha dalmış ama bir dil ile bu işlediği bu kadar gördüğü günahları mukabele edemez. Ama dahil olduğu şahs-ı manevi var. İslamiyet'e dahil oluyorsun. Peygamberimizin şahs-ı manevisine giriyorsun, Kur'an şahs-ı manevisine giriyorsun, itikat imamlarına, itikat esaslarına giriyorsun, dini cemaate de dahil oluyorsun manen. Bu sefer orada tesbihat işleniyor bütün hepsi, nur talebeleri. Ve bi talebete resaili nuru sadikin ya ilahe nabi künni salatimina. Ve bi talebete resaili. Bak sen burada mücadele ederken, çalışırken veya sokakta bir haramla karşılaşırken dikkat ediyorsun tabi uzak durmaya. Ama namazı da tesbihat yaptın mı şahs-ı manevi kuruluyor. Sen onlara onlar da sana ediyor. Sen dolaşırken onlar tesbihatta. Onlar iş yaparken sen tesbihatta oluyorsun. Onun takva kalesine gönderiyorsun. Onlar da senin takva kalenin gelince hep manen dua. Dua, dua, dua. Bir dil ile binlerce dil ile mukabele ediyorsun. İstifade edemiyorsun. Onun için ehli cennet olacaklar. İmanla girecekler. Bak bir günah nasıl temizleniyor? Yani adam diyor ki benim yaptığım diye hata nasıl düzeniyor? Cemaatin şahsı manevisi düzeltiyor işte. Koy kefeye bir tane 99 tane iyilik geliyor. Tak diye onu bloke ediyor. Muvazene amal var 13. lemada. Hasenat seyyat iyilik kötülük muvazene edilecek. Hangisi galip söyle mi şey yapacaksın. Cemaata dahil olmak nasıl ki hasenatını getiriyor sana. Peygamber aleyhissalatü vesselamın salavat getirmek. Tesbihat yapmak ki doğrudan doğruya tariki bir şeydir. Risalet. Onun şahs-ı manesine girdin, otomatik olarak onun şahsiyet manesine sana geliyor. Yaptığın hatalar da düzeltiliyor işte, düzeliyor. Nasıl düzeliyor? Sevaplar çok artıyor. Cemaate dahil olduğu an şahıs bitiyor, cemaat oluyor. Evet. Bir bütün oluyor yani. Bütün oluyor. Yani o artık bilmediği şeylerden artık müberra gibi bir şey oluyor. Tabii tabii müberra canım hesap yok. Artık şimdi yok. Namazdan çıktı Bülent. İmamdan çıktı. Selamünaleyküm. Haşim Meydan'da diyecekler, sen zam-ı sıra bilmiyordun, o dahil oldun, namazın olmadı. Diyecekler mi? Yok. Bak, biz mi, şey, melek günah mı işledi? Bizim adımıza bak tövbe ediyor. Dolayısıyla peygamberimizin şahs-ı manevisinde olan bir unsur, bizim adımıza tövbe ediyor. Onu da kafası almayacak. Oysa ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Ya, melekler. Hadis-i şerif var. Cenab-ı Allah bir melek yaradı. Resul-i Ekrem bir salavat getirdi. O melek yani bir şey kanadı dünyanın o bir ucuna bir hocalar. Suya dalar. O sudan ne kadar damla dönüyorsa o kadar insana o kadar melek yetişir. Ona o insana dua ediyorlar. Bak hadis. Bak okuyayım. Yani aklı almıyor. Ya benim atamı nasıl düzeltiyor? Melekler düzeltiliyor. Düzeltiyor. Tövbe ile istiğfar ile. Melek günah işledi mi? Senin adına istiğfar edenin duası kabul oluyor işte. Melek günah işlemez kardeşim. Duası da reddedilmez. Bildiğim kadarıyla hani günahkar bir başkası bile başka günahkara eğer dua etse makbuldur. Makbul oluyor. Çünkü o ağız mesela sen benim adıma dua ediyorsun. Benim ağzımda olsa günahkarım ama sen benim adıma edince benim ağzım oluyor ben o ağızda günah işlemedim. Çünkü meleklerin duası reddedilmez. Benim adıma istiğfar ediyorsa temizleniyor, günahım düzeltiliyor demektir. Bizim kusurlarımızı melekler düzeltiyor tövbeyle. Tabi düzeltecek Allah. Okuyayım. Mümin suresi 7. surenin 9. ayeti. Arşı yüklenen ve arşın etrafındakiler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman getirirler ve iman eden kimseler için Allah'a iman ederler melekler. Allah'a iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler melekler.
Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için tövbe edenleri ve senin yolluğuna koyulanları bağışla. Onları cehennem azabından koru ey Rabbimiz. Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Bizim için diyor. Amin ya Rabbi. Allah'ım şu yapan meleğin hürmetine ya. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Şöyle diyesim geliyor ama demek istemiyorum. Olur mu diyenleri ya Rab şu nimetten mahrum et diyesim geliyor. Etme gene. Etme. Ya bir ayet olmasa ayeti de inkar çıktır ha. Ya meleğin ağzı günahkar değil ki. Meleğin duası duadır ya. Kabul bitti. Reddedilemez çünkü. Edilmiyor yani. Ama gene buna itiraz eder. Benim günahıma tövbe, onun adına ne yap diyor? Bunun için tövbe edenleri ve senin yoluna koyulanları bağışla. Allah rede çık öyle. Melek ediyor benim adıma. Onları cennet azabından koru. Bak. Ey Rabbimiz onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Bir de onları fenalıklarından korursan, bizim için diyor, muhakkak kıyamet gününde bağışlamışsındır. İşte bu en büyük kurtuluştur diyor. Devam edin. İşte ben izah ediyorum. Bizim adımıza günah olmayan melekler kusurlarımıza tövbe ediyorlar. Müminin kusurları için dua ederlerken o anda melekler de bizim için dua ediyorlar. Şura 5. ayet. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bak iyi dinle şimdi. Ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun diyor Cenab-ı Hak. Sizin için bak göktekiler yerdekiler için mağfiret dilerler. Ya Rab onları affet diyorlarmış. Nereden bilecektik Allah söylüyor. Allah bunu söylüyor. Bak sizin için böyle diyorlar diyor. Ne bir nimet ya. Benim için melekler mi? Ben nereden bilecektim? Melek bana demedi ki. Allah ayetiyle dedi. Gerçekten Allah bağışlayan ve esirgeyen odur. Asap 43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmetini gönderen odur. Meleklere de sizi istiğfar ederler. Melekler de sizi istiğfar ederler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Merhametli değil, çok merhametli. Bak, izah. Arşı taşıyan meleklere hamale-i arş denilip bunların sayıları 4 olduğu rivayet edilmiştir. Peygamberimizin hadisi var. 4. Kıyamet gününde ise bunların sayıları 8 olacaktır ve bizim adımıza bunlar hep istiğfar ediyor. Zümer 75'te ne diyor? Mealen söylüyorum. İman edenler için istiğfar etmekte ve bağışlanmaları Rablerinden isterler. Bizim için bağışlamamızı Rablerimizden istiyorlarmış. Bunu yapmaları için insanların kalplerinde de tövbe ilham ederlermiş. Melekler bunu iste ya. Hem bizim adımıza ya Rab bunu affet. Bir de benim kalbime af ya Rab beni affet dememi için ben demek için bana ilham ediyormuş melekler. Şeytanlar da ilham ediyor şeri. Melekler de bize hayrı. Melekler o kadar hassastırlar ki benim zaman. Belki insanlar tövbe edip şirk koşmaktan vazgeçerler ümidiyle azap göndermemesi için Allah'a yalvarmaktadırlar. Kur'an'da. Allah'ım azap etme bu insanlara. Hem mümin mümine gıyabında dua ederlerken bu hadis-i şeriften bil mana mealini yazdım. Mümin mümine gıyabında dua ederlerken melekler aynı ile bize dua ederlermiş. Ebu Derde radıyallahu anh rivayet etmiştir. Yani ya Rabbi mesela. Allah'ım Salih'i affet deyince melekler diyor ki Allah'ım amin ve bu kendisini de affet. Benim için diyor ki ya Rabbi onu diyeni de affet. Ya yok diyenler. La peygamber demiş. Desin herkes, canım. Herkese mi dua ediyorlar abi yoksa herkes, iman sahiplerine? İman sahiplerine abi. Çünkü niçin biliyor musun iman sahiplerine?
Meleklere kim iman ettiyse bedelini ödüyorlar onlar. Peki melekler de şeytanlar gayb değil midir? Gaybtir. Gaybe iman imandır. Peki şeytanlar da cinler de gaybtadır. Melekler de gaybtadır. Meleklere iman esasına girdi de şeytanlar ve cinlere iman edin. İman esaslarına niye girmedi? Şeytanlara iman niye girmedi? Ulan iman edin, şeytan vardır ya. He? 13. lemayı okuyun. Çünkü açıktadır can. Zaten açıktadır. İman gaybadır. Şeytan açıkta canım. Gayb değil ki. Seni hak yolundan çeviren odur. Açık saçık şeyler odur. Şeytan kumandasına girmiş askerlerdir. Açık filmler odur. Neyin o? Günaha iman edin. Zaten karşımda. İman gaybadır. Neyse girmeyeceğim. Ebu Derde radıyallahu anh rivayetinde şöyle geçiyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Bir de şunu söyleyeyim. Bizi şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etti mi babamıza? Yani dolayısıyla biz hepimize. Şeytan. Kim etti bize? Vefa gösterdi o zaman. Sana iman edene iman et o zaman. Sana iman etmedi mi melek? Ben de iman ediyorum ona. Hem de iman esaslarının içerisinde o da bir şey. Allah'a amentü billahi ve melaiketi. Peki Allah'a iman etmek neyse meleklere iman etmek de odur. Öyle değil mi? Meleklere iman etmiyorum desen Allah'a iman etmen de gitti. O zaman Allah'a iman etmek ne derece kaliteliyse iman, meleklere iman etmek de aynıdır. Peki nasıl bir vefa? Kardeşim, beni reddederken, beni tekzip ederken, beni inkar ederken, bana düşmanlık yaparken şeytan, o bana iman etti. Vefa göster kardeşim sen de. Vefa borcunu öde. Ben de sana iman ediyorum. Delikanlısından sen diyorsun. Yani tabi estağfurullah ben. İman ediyorum ben yani. Vefa. Vefa iman esaslarının içinde hatta. Hadisimi de okuyorum bir mana. Ebu Derde radıyallahu anh anlatıyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabını ettiği dua. Ya Rab, hatta ya Rab onun günahını affet. Ben mi yaptım ya? Ya onun adına günahını, ya Rabbi ben insanım, afa ihtiyacım var. İken bırakıyorum kendini. Ya Rabbi Murat'ı, Salih'i, şunu bunu, Selahattin abi günahını affet. Oluyor. Melek de bizim için ediyor. Peygamber de bizim için dua ediyor. O zamanın şahsı manesini onlar hep temizleniyor. Gıyabına ettiği dua kabul olunur. Onun başucunda memur bir melek vardır ki o Müslüman ne zaman bir din kardeşi için hayır dua ederse o melek ona, benim kafamda sende de, ya Rabbi Müslüman kardeşlerime şöyle yap, ya Rabbi İsmail'e şöyle yap, böyle yap dediğim zaman benim başucumdaki melek dururmuş. O hayır dua ederken o melek ona dermiş ki duan kabul olsun. Bana diyormuş. Allah'ım bunun duasını kabul et. Duan kabul olsun. İstediğinin bir misli senin için de olsun diye dua ederler. Bir hadiste de bir mana ortadan alıyorum. Yani hadis uzun, ortadan alıyorum. Allah'ım sen buna rahmet et. Allah'ım sen buna rahmet et Allah'ım. Onu varlığa Allah'ım tövbesini kabul et derlermiş melekler. Hadis uzun olduğu için ortada aldım. Melekler bize dua etmeleri, bizim adımıza tövbe ve istiğfar etmeleri Rabbimizin çok büyük bir lütfudur. İnananlar tabi olacaktır. İnanmayan olmayacaktır. En aynı zenni abdibi. Nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Kabul etmeyene edilmeyecektir. Düşünsene. Günahları Allah'tan Celle Celaluhu başka kim bağışlayabilir? Düşünebiliyor musun? Senin günahını Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselam'a ben onu seviyorum sen de sev der. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever ve gök halkı arasında Allah falan kulu seviyor, siz de seviniz diye haber verir.
Onlar da onu severler. Sonra da yeryüzünde yaşayanların kalbini onun sevgisini yerleştirir. Unutma, şu anda benim şeyim izam. Unutma, insanın amellerini yazan melekler de hafaza melekleridir. Kalem de bunların elinde. Severim onları. İman edince kalem de onun elinde. Bak şimdi geleceğim bir şeye. Uyuyana kadar günahını yazmıyor. Sevap yaptık tak yazıyor, belki vazgeçer diye. Günahı yazmıyor. Ne zamana kadar yazmıyor Salahattin abi? Yatıncaya kadar yazmıyor. Belki tövbe eder diyor. Şuna gel desem ya. He? Bir de sabaha kadar beklediğine. Sabah da yapmasa ondan sonra da mecbur oluyor. Tehlikeye girer. Çünkü melekler var diye tutarlarmış, biliyor musun? Bir tutan bir daha tutmuyor. Bir ikindi de bir de sabah. Onun için hemen ikindi ve sabah çabuk kıl ki nöbetçi değişmeden ezanla değişiyormuş namaz vakti. İkindi kılana kadar o nöbetçi değişmiyormuş. O zaman giden nöbetçiye ya Rabbi bu ikindi kıldı diye söyletir git. Nöbet değişikliği yapıyorlarmış. Sabit değiller. Bak, insanlara müekkel meleğin sabah ve ikindide çalıştığım için mevzuma, ikindide melekleri nöbet değiştiriyorlarmış. Sabah ve ikindide. Sabah ve ikindi nöbet değiştiriyorlar. Yani sırayla nöbet tutarlar. Onun için vaktinde kalk namazını kıl ki nöbet değişikliğinde değişen melek gider ayak şahit olsun. Ya Rab kıldı. Bu şahit birden oluyor abi. Yani sif seni mesela öteki sabah nöbet tuttu. Nereye kadar? İkindiye kadardı. Sabah senin namaz kıldığını gördü bu melek. Öğleni gördü. İkindi görmeden değişiyor. Kıldın ama geç kılınca görmedi. La bari bu namaz vaktinde değişecek. Sabah şahit oldu. Öğleni şahit oldu. İkindi değişecek. Vaktinde kılarsan ikindiye de şahit olacak. İkisi de ama. İkisi. Evet, ikisi de. Çünkü ötekisi de geldi. Silahlar değiştirirlerken şahit. Giden diyor ki arkadaş diyor ben gidiyorum ama Hasan hala namazını kılmadı diyor ya. Neyse diyor o kadar üzülme diyor. Ben şimdi nöbet tutarken kılar o. Ama ben şahit değilim. Değilsin tabii dedi. Onun için hemen şahit et. Benim elimde olsan öğleyinde de koyardık bir tane. Sabah çıkarlar, ikindi de çıkarlar, diğerleri gelirler. Gece yarısında teheccüd vakti ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Oraya başka birileri geliyor. Genel kurmaylar geliyor. Tabiri caizse on iki nöbetçi vardı ya. Sabah ikindi de tuttu sabaha kadar ya. Sabaha kadar abi bakıyorlar ki gece yarısı başkaları geliyor. Niye? Ola kalkmış İsmail teheccüd kılıyor. Vallahi onlar da acayip. Nöbetçi subayı nöbetçi komutanı. Nöbetçi subayı garnizon komutanı. Allahu Ekber. Vallahi geldi kalkma ha. Vallahi bir tane firavun var ki nasıl kaldırıyor işte. Teheccüd vaktinde ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Hazreti Enes radıyallahu anh kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Tamam mı? Bak ne oluyor? İkindi ve sabah mı? Yazdıkları amelleri Allah'a götürürler. Bak Allah ne yapacak? Bu Allah nasıl Allah bak. Allah sayfenin baş ve son kısmına hayli bakıyor. Baş kısmı ikindi namaz kıldı. Buna ona ilk şahit. Sonunda da sabah değişecek ya. Sabaha kıldı. İkisi birbirini görüyor. Sabaha kıldı sabah. Öğleyin namazı kıldı. Baş ve son namaz. Allah da aldığı kağıdı alıyor kağıdı. Başı namaz, sonu namaz. Bak Allah ne yapacak? Allah sayfenin baş ve son kısmını hayır hadis ha. Allah sayfenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa başı namaz, sonu namaz, ortasına bakmıyor. Meleklere şöyle der. Sizi şahit kılıyorum. Ben kulumun sayfasının iki tarafı arasında kalan kısmını da mağfiret etti. Oh. Oh elhamdülillah. Ya Rab sana hamdü senalar olsun. Senin meleklerin sayısınca değil. Meleklerin sıfatları sayısınca. Yani
atom sayısınca değil, atomun sayı sıfatları sayısınca, elektronların sıfatları sayısınca gene tatmin olamadım. Sen nasıl biliyorsan sen öylesin. Sen nasılsan sen öylesin. Sen kendini nasıl biliyorsan aynı öyle ben seni tesbih ederim. Amin. Sen nasıl biliyorsan kendini ben onunla seni tesbih ederim ya Rabbi. Riyakâra ne yaptım duamı da halisan olarak kabul et ya Rabbi. Bunu ağzımıza verdiğine göre kabul edeceğini söz verdin. Kulumun kabul etmeyeceği duayı vermem ağzına dedin. Ya Rabbel Alemin Allah'lığın hatırına kabul eyle. Oh elhamdülillah. Amin. Bunun üzerine bir şey daha olmaz. El-Fatiha. Bak sayfa Mesnevi Nuriye 116'da da bunu eklerseniz ben ilk ilem. Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyetinin dışında hiçbir şey yok. Günahın doğru şahsiyetinin içinde oluyor. Sebabında. Tamam. 116'da ilk ilem okursan eğer dünya mücessem bir ziyaret kabul edilirse onur onun ruhu olur anlatıyor bunu. Bunu da okursa çünkü aklım kehaletim şey diyeyim. Ondan sonra bir yazılar var okuyayım. Öyle işte neyse o. Kim ne anlatıyorsa. El-Fatiha.